Allah yardımcımız olsun. Bu hükümetin bir an önce devrilmesini istiyorum. Yani normal Türk parasının değeri Türkiye'de olmadığı için biz bu yola başvuruyoruz. Ben Avrupa'nın bizi kıskandığını bırakın, Avrupa'nın bize direkt güldüğünü görüyorum. Karnımı zor doyuruyorum, sen yatırımdan bahsediyorsun bana. Döviz kurundaki hareketlilik sürüyor. Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bakalım Kayseri halkı bu hareketlilik hakkında neler düşünüyor? Dövizdeki bir pandemi etkiledi tabii dövizi. Ekonomi dünyada her tarafta bozuk. Türkiye'de de hareketlilik olması normal bir şey yani. Şimdi Türk lirasının değer kaybetmesi sebebi bir defa savaştayız. Şu anda ülke savaşta. Her uçak, her bir sort yaptığında dünyanın parası gidiyor yani. Bu da biraz da Türkiye'deki yönetimin değil de karşıdaki muhalefetin biraz suçu var. Bu devlet ne yapsa karşı çıkıyorlar. Hani siyasi olarak söylemiyorum. Normal olarak bu devlet iyi gidiyor, şudur güdür demiyor yani. Genel olarak ekonomimizin güçlü olmadığını gösteriyor. Bir açıklamayla fırlayabiliyor. O da bizim ekonomimiz için hayırlı bir oluşum değil tabii ki. Benim görüşüm bu. Peki siz yatırımlarınızı neye yapıyorsunuz? Altına yapıyorum. Neden altını tercih ediyorsunuz? Çünkü her zaman bir sabit bir değeri var. O için yatırımlarımı altına yapıyorum. Yani döviz ekonomiye bağlı olduğu için ülkemizde de ekonomik istikrarsızlıktan dolayı sürekli dalgalanmalar mevcut. Ya git artacağı da kesin bir şey yani. Ya insanların alım gücünü etkiliyor bu. Mesela marketlerdeki ürün fiyatlarını etkiliyor. İthalatta ülkemize gelen malların maliyetlerini artırıyor. Bu da halka yansıyor. Siz yatırımlarınızı neye yapıyorsunuz? Ya yatırımlarımız altın, döviz üzerine. Yani en mantıklı yatırım bu şu anda. Neler düşünüyoruz? Biz hep geriye gidiyoruz. Basıyoruz. Daha ne düşünecek? Cep delindi. Aldığım aylık yetmiyor. Yatırım yapabiliyor musunuz? Karnımı zor doyuruyorum, sen yatırımdan bahsediyorsun bana. Nasıl yatırım yapayım? Halimiz ne olacak bizim? Valla döviz kurunu bilmiyorum da biz kendimiz besici çiftçi olarak giden sene 75 liraya aldığımız yem bu sene 140 lira. Yani ne oldu da bu yarı yarı bu kadar çok arttı? Bize gelen müşteri giden sene 2000 liraya kurban kesen hisseler bu sene 3 lira, 2700 lira. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Yani bugün aldığımız yemi ertesi gün yemciye varıyor. Her gün 7 lira, 8 lira zam. Halen de mezbanelerde kesimler 42 lira. Markete geliyorsun, et 70 lira, 80 lira. Biz kendimiz ürettiğimiz halde et yemeye gücümüz yetmiyor. Başka da söyleyecek bir şey yok. Peki yatırım yapabiliyor musunuz? Ya biz elimizdeki parayı durdursak şükür de yok. Yani ben bu sene sattığım hayvanın yerine eğer alabilirsem hiç karı marı boş ver, artık çok şükür diyeceğiz. Elimizde tutmayı bırak. Yani elimizdeki para da eriyip gidiyor. Döviz kurundaki hareketlilik, döviz arttıkça bizim piyasada mal değerimiz düşmüyor. Yani her şeyimiz dövize bağlı, dolara bağlı, şeye bağlı. Tamam, bir şey alıyorsun, dolar fiyatından alıyorsun. Dolar düşüyor, bizim piyasa değeri düşmüyor. Bu hareketlilik hiç düşmez. Yani yatırım da yaparsa dolara yapıyoruz. Çünkü niye? Dolar devamlı artıyor. Bunun düşmesi için bir an önce erken seçim olması lazım. Bir an önce politikanın düzelmesi lazım. Dolar yükseldikçe Türk para biriminin düştüğünü düşünüyorum. O para birimi düştükçe bizim alım gücümüz azalıyor. Yani mesela yurt dışındaki bir vatandaş 50 euroya birçok şey alabilirken biz burada 50 TL yani bir poşet bile yani dolmadan çok az şey alabiliyoruz. Hani tabii ki de bize zararı büyük. Mesela bu turizmde de o şekilde. Mesela döviz girsin ya ülkemize, bu turizm kapılarını açıyoruz virüs olayında. Yani vatandaşına turizmini açmayan devlet yani başkalarına okulları mesela açmıyor ama başkalarına gelince otelleri falan açıyor. Sırf döviz girsin diye. Tabii ki ona bir şey demiyorum ama kendi vatandaşında bu kadar düşünmeyen bir ülke yani ne bileyim düşünemiyorum. Sonuçta her erkek ülke kendi vatandaşını düşünebilmeli. Bunları düşünüyorum. Yani dolar kurunun bize yükseldiği için bize getirisinin fazla olması lazım. Bunun için de olan benim halkım oluyor yani. Yurt dışındaki insanın hiçbirine bir şey olduğu yok yani. Böyle düşünüyorum.
Vallahi bu dövizdeki hareketlilik zaten bizim gidişatımız hiç iyi değil. Ve gittikçe dibe batıyoruz. Mazota zam gelmiş, altına zam gelmiş. Bu dövizlere zam gelmesi, yani Allah yardımcımız olsun. Bu hükümetin bir an önce devrilmesini istiyorum. Dövizdeki artışı hükümete mi bağlıyoruz? Aynen öyle. Aynen. Bu kadar istikrarsız, bu kadar yani oyunlar oluyor. Yani ben anlamıyorum. Her gün bir şey çıkıyor. Bilemiyorum yani. Bu ben hükümet. En büyük sorun bence hükümetle alakalı. Yani bu kadar dövizin yükselmesindeki hükümetin çok büyük bir payı olduğuna inanıyorum. Ben bu ülkede herhalde fakiriz diye gezen herkesin altınların olduğuna inananlardanım. Yani döviz, sarraflar hiçbir şekilde boş kalmıyor. Ve euronun şu anda yüksek olması, doların yüksek olması da gelen gurbetçilerin şu an işine yaradı. Türkiye'de yine her zamanki gibi zengin olarak gezebiliyorlar. Ülke ekonomisine ne tür zararlar olur? Çok fazla zarar oluyor zaten. Mesela düştüğü dönemlerde, örnek veriyorum, ben hep düşüşlerine denk geliyorum. Yüksek fiyata alıp düştüğü zamanlarda mecburen bozduran bir vatandaşım. O dönemlerde bana çok zararı dokunuyor. Almak istediğim bir şeyin parasını biriktirdiğim zaman maalesef aynı tutarı tekrardan alamıyorum. Sürekli yükselip düşmesi biriktirenler için sıkıntılı olan bir durum. Siz yatırımınızı dövize bağlıyorsunuz. Evet, bağlıyorum. Şu anda bağlamaya gidiyorum. Çünkü yani normal Türk parasının değeri Türkiye'de olmadığı için biz bu yola başvuruyoruz. Euro ve dolara göre hareket ettiğimiz için ülke olarak, o yüzden ne kadar çok yaparsam, ne kadar çok yükselirse benim karıma, Türk parasının değerli olduğunu düşünmüyorum. Alım gücünün tamamıyla düştüğünü, yani Türkiye'deki gayri safi milli hasılaya bakarsak kişi başı düşen gelire göre ve açıklanan açıklamalara göre tamamıyla zıt bir proje görüyoruz daha doğrusu. Bu da ülkemizin tamamıyla fakirleştiğini, paramızın değerinin tamamıyla kaybolduğunu belirtiyor. Alım gücünün tamamıyla sıfıra indiğini, asgari ücretin vergi diliminde zaten eriyip gittiğini, hani iki çocuklu bir ailenin bile geçiminde tamamıyla zorlandığını, şu anki Türk milletinin kredi borcuna bakarsanız bankalardaki aşırı derecede bir yükselme var. Hani milyarlarca TL'lik bir açık olarak görüyorum ben bunu. Bu da bizim için eksi. Yani şu an Avrupa bizi kıskanıyor deniyor ama ben Avrupa'nın bizi kıskandığını bırakın, Avrupa'nın bize direkt güldüğünü görüyorum. Ekonomik olarak bu da bizim tamamıyla sıfıra indiğimizi, alım gücümüzle birlikte yok olup gittiğimizi gösteriyor.